أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. Koca bir Ramazan'ı geride bıraktık. Şimdi bayramı da geride bıraktık. İnşallah bugün de manevi bir bayram yaptık. Cuma namazına kavuştuk. Rabbim bizi huzuruna kabul etti. Hangi sebepler, neden dolayı olduğu önemli değil. Çünkü sebepler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Yani biz kadere hangi fiilimizle fetva verdirdik de bu hadise başımıza geldi diye onu düşünmemiz icap ediyor. Hangi sebepten dolayı başımıza geldiğini düşünmek şart değil. Sebepler çünkü alettir. Sebepler vesiledir, vasıtadır. Asıl bu hadisenin, bu virüsün başımıza gelme sebebini kendimizde, herkesin kendinde araması icap ediyor. Ve inşallah Rabbim bu cuma namazı nasip ettiğine göre, hangi sebeple nasip ettiği de önemli değil. Kimler izin verdi, nasıl izin verdi, niye izin verdi, virüs azaldı, çoğaldı falan. Bunlar da sebepler. Asıl Cenab-ı Hak bugün bize şu cuma namazında değil mi Zat-ı Uluhiyetine secde etmemizi nasip etti mi? Bizi huzuruna aldı mı? Bu kader ilahinin bir takdiridir. Cenab-ı Hak öyleyse demek bizi huzuruna almaya başlamış. Bize inşallah camilerimizi açtığı gibi Kâbetullah'ımızı da açacak. Kudüs-ü Şerif'imizde Mescid-i Aksa'mızı da açacak. İnşallah dünyada bu mabetlerinin kapılarını açtığı gibi cennetinin, ebediyetinin kapılarını da açacak. Tüm dünyayı inşallah Kur'an'ın hakikatleri için, din-i mübin İslam için, ehli imanın inşallah salatı için tüm dünyayı bir mescit yapıp tüm dünya ülkelerinin kapılarını teker teker İslamiyet'e, teker teker din-i mübine açacak inşallah. Bu müjdeli haberler peş peşe gelecek ve geliyor da çok ciddi uyanışlara vesile oldu şu süreç. Bir taraftan virüs, bir taraftan Ramazan, bir taraftan bu iman dersleri. Risale-i Nur adeta dört duvar arasında okunup sadece derse gelenlerin dinlediği bir vaziyetteyken perde altından perde üstüne çıktı. Şimdi artık tüm dünyanın işitebileceği, tüm dünyanın dinleyebileceği, sesinin tüm dünyanın her yerinde yankılandığı müthiş ve muazzam bir halde, müthiş ve muazzam bir vaziyette inşallah dünyaya ulaşacak. Bu da inşallah bizim gayretlerimizde. İnanın, bakıyorum şimdi Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da şu Risale-i Nur'la meşgul, Risale-i Nur'u yaymaya, anlatmaya çalışan insanların paylaşımlarına, şunlara bunlara Allah Allah dedim ya, bu nasıl bir sermaye arkadaş? Harca harca bitmiyor. Herkes harcıyor, herkes anlatıyor, herkes oradan bir şeyler paylaşıyor. Ama bitmeyen bir hazine bu ya. Caminin vaizine sordum bir gün, dedim ya nasıl gidiyor? Ya hocam diyor, bizim iş çok zor diyor ya. Bir hafta bir şey anlatıyor, öbür hafta ne anlatacağımızı şaşırıyoruz. Bulamıyoruz bir şeyler diyor. Şimdi ben de dedim ki ya bizim dersler, sohbetler sığmıyor. Sığmıyor, bitmiyor. Her hafta o kadar çok mevzu var ki vakit yetmiyor. Hafta yetmiyor, ay yetmiyor, sene yetmiyor, ömür yetmiyor. Elhamdülillah tüm dünya bu hakikatleri anlatıyor. Bu hakikatlerden paylaşıyor. Kur'an'ın manaları sonsuz olduğu için hakikatleri de sonsuzdur. Şimdi Kur'an'ın manevi tefsiri de demek sonsuz manalarıyla insanların kalplerine, ruhlarına bu iman hakikatlerini ulaştırıyor. Dünyanın ihtiyacına, dünya insanının ihtiyacına cevap verdiği nereden belli? Tüm dünya insanı elektriklenmiş gibi, çölde susuz kalmış bir insanın suya yapıştığı gibi bu hakikatlere yapışıyor. İnanın şu süreçte o kadar çok telefonlar geldi, o kadar çok mesajlar geldi, o kadar çok memnuniyet ifadeleri duyduk ki biz bile şaşırdık, dedik Allah Allah ya neymiş bu hakikatler? Nasıl bir ihtiyaç varmış bu hakikatlere diye insanlığın ihtiyacını, kendi ihtiyacımızı yeni yeni fark ettik. Rabbim inşallah bu farkındalığımızı elimizden almasın. Şu hakikatlerle meşguliyetimizi elimizden almasın.
İnşallah bizi Kur'an'ının manalarının bahrinde, denizinde yüzdürsün inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bugünkü mevzumuz çok çok önemli. Muhakkak herkesin alemine alması gereken bir mevzu. Bir insanın ömründe mutlaka duyması gereken bir ders bu. Şimdi Allah katında bizim kıymetimiz, öyle ya hani Allah katında değer ifade etmeye çalışıyoruz ya, Allah katında kıymet ifade etmeye çalışıyoruz yani. İnsanların verdikleri değerler değersiz. Niye? Çünkü insanların haddi zatında kendilerine ait bir değeri yok. İnsanların verdiği değerler fani. Niye? Çünkü insanlar ve dünyaları fani. Dünyalık bütün değerler fani. Öyleyse Baki'nin nazarında bitmeyen, sönmeyen, son bulmayan bir değer, bir kıymet kazanmak için Allah katında kıymetlenmek, onun nazarında değer kazanmak, meratibi uhreviye, meratibi maneviyede terakki etmek. Yani manevi mertebelerde, uhrevi mertebelerde terakki etmek icap ediyor. Şimdi herkesin değer yargıları başkadır. Ölçüsü başkadır herkesin. Şimdi herkesin değer yargılarına, ölçülerine göre kimisi, kimi insan değerlidir, kimisi değersizdir. Sen bu mahallede, bu toplumda, bu cemaatin içinde değerli olabilirsin. Ama bu değer yargılarının dışına çıktığında, başka bir ortama gittiğinde orada değersiz ve kıymetsiz addedilebilirsin. Çünkü ölçüler, değer yargıları farklı. Ha, öyleyse insanların toplumdan topluma, zamandan zamana, devirden devire değişen değer yargılarına göre değil de Cenab-ı Hakk'ın değişmeyen değer yargılarına göre onun huzurunda, onun katında, onun indinde değer kazanmak icap ediyor. Onun indinde, onun katında değer kazandık mı? Manevi, uhrevi mertebelerde yükseldik mi? Allah katında bir kıymet ifade ettik mi? O kıymet dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde ebedi ve sonsuz değişmeyen bir kıymet ve değer oluyor. Ve diyor ki Allah katında kulun en büyük değeri, Allah katındaki bizim değerimiz ve kıymetimiz nedir? Her insan merak etmez mi Allah aşkına? Hepimizin merak ettiği bir mevzu değil mi? Bir öğrenci, acaba öğretmenin gözünde ben ne kadarım? Ne kadar değer veriyor bana? Değil mi? Veli toplantısına gittim, babasının paçalarına yapışıyor. Öğretmen benim hakkımda ne dedi? Ne fark eder ne dedi? Ya işte öğretmen altı üstü. Ama öyle değil, bakın Allah katında benim değerim nedir? Kainatın sahibinin yanında ben kaç kuruşluğum? Değerim, kıymetim nedir? Bunu merak eden nereye baksın biliyor musunuz? Allah için terk ettiklerine baksın. Allah için terk ettiklerimiz kadarmış onun yanındaki değerimiz. Onun katındaki kıymetimiz onun için terklerimiz kadar. Acaba Allah için terklerimizin içinde neler var? Bu zamana kadar Allah için nelerimizi terk ettik? Ha, terk demek, ya Rabbi sana bundan daha çok değer veriyorum. Hatta senin için onu terk ediyorum demektir. Mesela Ramazan-ı Şerif'te orucu tuttuk mu? İnsanın nefsinin en şiddetli arzusu, en çok değer verdiği şey yemektir ya, yemek. Lezzet, zevk, hayatın en büyük tadı tuzu. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te biz şunu ifade ettik Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi seni ondan daha çok seviyorum. Yemeden, içmeden, nefisten, seni yemek, içmek ve yemekle içmekle alakalı her şeyden lezzet alan bütün değil mi, nefisten, şundan, bundan, hepsinden daha çok seni seviyorum. Hatta senin için onu terk ediyorum. Sabahın erken saatinde, uykunun en tatlı saatinde değil mi, ezan-ı Muhammed oku, Allahu Ekber deyip kalktık. Sıçradık yataktan. Ne diyoruz? Ya Rabbi seni ondan daha çok seviyorum. Senin için onu, uykunun en tatlı halini ve uykudan beklenen, uykudan beslenen o nefsi değil mi, senin için terk ediyorum, onun arzularını terk ediyorum diye. Demek biz Allah katında terklerimiz kadar kıymetliyiz. Bakın ne diyor? Cenab-ı Hak bize dünya ve içindeki her şeyi terk edin, hayatı terk edin, yaşamayı terk edin, lezzeti zevki terk edin demiyor. Hepsini sizin için yarattım diyor. Yeryüzünde en büyük terki kim yapmış? En büyük terk kimin? Allah aşkına. Bizi ve Cenab-ı Hakk'ı en çok sevdiğini onunla ifade etmemiş mi?
Nedir o? Ey Habibim, kainatları senin için yarattım diyor Cenab-ı Hak, hadis-i kutsi'de var. Senin için yarattım bütün eflakları, alemleri. Cenab-ı Hak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama hitap etmiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam da Cenab-ı Hakk'a diyor ki, ya Rabbi ben de senin için hepsini terk ettim diyor. Ne mana bu ya? Şimdi cennete koymuş Cenab-ı Hak Miraç'ta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı. Bakın bizim için cenneti terk etmiş gelmiş. Cennete gidip de terk etmeyen peygamberler yok mu? İdris aleyhisselam gibi bazı peygamberler var ki girmiş bir daha çıkmamış. Çıkar mı insan ya? Ama bizim için cennetten vazgeçecek bir peygamberimiz var. Biz onun için nelerimizden vazgeçtik Allah aşkına? Ya ayette öyle geçiyor ya. Harisun aleykum bil müminine raufur rahim diyor. O size karşı çok hırslı, çok şefkatli, çok merhametlidir, çok endişelidir. Sizin için titrer durur. Sizin için adeta ızdırap çeker. Ayet ifade ediyor bunu. Ya. Şimdi yavaş yavaş toplandıysak derse başlayalım ama çok hızlı bir şekilde paylaşalım bu dersi. Herkes muhakkak duysun inşallah. İlem eyyuhel aziz. Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. Bu kesben ve kalben kelimelerini aklımızda iyi tutalım. Çok önemli bu. Bakın şimdi, yani İslamiyet'i böyle korkunç, İslamiyet'i böyle yaşanmaz bir tabloyla sergileyen insanlar aslında İslam'a hizmet etmiyorlar. İslam'a aslında nedir? İslam'a hizmeti zorlaştırıyorlar. İnsanların İslam'a girmesine engel teşkil ediyorlar. Daha çok yaptıkları hizmet değil, hezimet, yıkıntı. Niye? Çünkü İslam'ı, dini öyle zorlaştırıyor, öyle dehşetli, öyle karanlık, değil mi? Adeta her şeyi terk edip hayattaki bütün zevklerden vazgeçen böyle bir tablo yok İslamiyet'te. İslamiyet dünyayı ve ahireti bir mizan içinde, bir ölçü içinde, bir istikamet üzere idare etmeyi tavsiye etmiş. Ha, dünya için ahiretini terk etme. Ha, şimdi ne dünya için ahiretini terk et ne de dünyadan vazgeç diyor bak. Ayette var. Değil mi? Dünyadan da la tensa nasibeke dünya diyor. Yani dünyadan da nasibinizi ne yapmayın? Unutmayın ifade etmiş. Hadislerde var. Şimdi şu mana çok önemli. Şimdi insanın aleminde dini ve İslamiyeti böyle kara çarşaflar, yani kara böyle karanlıklı tablolar içine yerleştirmek. Ondan sonra böyle zulüm gibi dehşetli bir vaziyete sokmak. Yani çarşafla alakalı değil, yanlış anlaşılmasın. Çarşaf İslam'ın sembolüdür. Müslüman kadının örtüsüdür. O manada değil. Yani karanlık bir vaziyete, korkunç bir hale sokmak. Dışarıdan baktığım adam senin halinden ne demesi lazım? Arkadaş bu İslamiyet yaşanır demesi lazım. Yani yaşanmaz bir İslamiyet insanların önüne koyup da yani uygulaması mümkün olmayan, uygulaması çok zor olan bir hayatı insanların önüne sergileyip de insanları ürkütmek de doğru değil aslında. Ha. Öyleyse önce insanlara manevi gıdayı vermek. Manevi direnci arttı mı insanın, onun üzerine yükleyeceğiniz yaşantıyı, hayatı, farzları, sünnetleri onları taşır. Bakın, Mekke dönemi ile Medine dönemi aynı buna müthiş bir misaldir. Adeta Mekke döneminde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bakın ilk başta içki bile yasak değil. İlk başta çok meseleler, çok yükler, çok ibadetler insanların sırtına yüklenmemiş. İlk başta ne yapıyor? Erkam'ın evinde devamlı iman dersleriyle adeta sahabenin içini dolduruyor. Ve artık içi dolmuş o insanların üzerine, değil mi, yükümlülükler, ibadetler, kulluklar, emirler binince onlar o yükü rahatça taşıyabiliyorlar. Şu anda bizim yapmamız gereken de bu. Şu anda cahiliye devri toplumundan farkı var mı şu insanlığın, şu toplumun?
Öyleyse şimdi aynen cahiliyeden yeni çıkmış, imandan, iman hakikatlerinden uzak kalmış bir topluma anlatır gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzıyla, onun usulüyle önce bizzat insanların içini doldurmak, iman hakikatlerle ihya etmek, diriltmek, direncini artırmak, sonra zaten sizin ona kıl demenize gerek yok, tut demenize gerek yok, yap demenize gerek yok. O zaten o yükü kendisi yüklenir ve kahramanca taşır. Altında inim inim inlemez. Bu mana çok önemli. Ha, demek insanları dünyayı terk etmeye davet etmek değil mesele. Bakın çok önemli. Dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım. Allah Allah. Sahabe efendilerimizin hayatına bir bakın Allah aşkına. Değil mi? İmam-ı Azam'ın hayatına bir bakın. Kendisi büyük bir tüccar. Ticaret gemileri var. Ama ömür boyu dizini kırıp da ilimle meşgul olmasına o ticareti, o dünyası, o parası, o varlığı asla mani olamamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani sahabe efendilerimiz için bir ifade kullanılmış. Cismi diyor, ummanı kesrette, kalbi ise ummanı vahdette. Cismi sahra-i kesrette, kalbi ummanı vahdette. Yani ceset olarak, cisim olarak, yaşantı olarak, hayat olarak dünyanın hangi işine girerse girsin ama kalbi hep Allah'la beraber. Her an onun huzurunda. Ha, bakın, kesben değil kalben terk etmek. Dünyaya çalışmayı terk etmek değil. Dünyaya gayreti terk etmek değil. Kalben terk etmek manası. Kalben terk etmek yani nereden bileceğiz bizim dünyayı kalben terk ettiğimizi? Ha, bakın ne diyor. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Şimdi demek ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Yani kalbimizin bağlanıp bağlanmadığının ölçüsüymüş bu. Yani şimdi diyelim ben şu kitabı tuttum mu? Ne kadar sağlam tuttuğumu nereden anlarsın? Ne kadar sağlam yapıştığımı nereden anlarsın benim bu sehpaya? Çekersin. Baktın gelmiyor, çok sağlam tutmuş dersin. Daha çok çektin yine gelmiyor, yapışmış dersin. Çektin, uğraştın, bırakmıyor. Ha. Öyle ki neredeyse kolu kopacak ama bırakmayacak. Şimdi bakın. Ha, bakın şu anda şimdi kendi alemimizde ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Şimdi dünyalık bir şey elimizden çıkıyor. Giderken acıtıyorsa, kolumuzu bacağımızı koparıp götürüyorsa, değil mi? Adeta bizi arkasında ağlar vaziyette, gözyaşı döker vaziyette bizi arkasında perişan bırakıyorsa, öyleyse biz buna yapışmışız, bağlanmışız demektir. Ha, ama dünyalık kaybettiğimize üzülmüyorsak, kazandığımıza sevinmiyorsak o zaman nedir? Dünyaya biz kalben bağlanmamışız demektir. İmam-ı Azam Hazretlerinin böyle bir sohbeti esnasında talebelerle ders yaparken, sohbet yaparken birden birisi gelip kulağına bir şeyler fısıldıyor. Duruyor. Elhamdülillah diyor. Biraz sonra birisi daha geliyor. Hemen kulağına bir şey daha fısıldıyor. Duruyor. Elhamdülillah deyince sahabeler soruyorlar. Ya imam nedir sana iki kere elhamdülillah dedirten? Birinci sefer gelen dedi ki sizin falan denizde geminiz, ticaret geminiz batmış, iflas etmiş. Şu kadar kayıp var, şu kadar zayiat var dedi diyor. Ben kalbimi yokladım. Baktım üzüldü mü? Üzülmeyince elhamdülillah demek kalben bağlanmamışım. Kalbim ona yapışmamış. Üzülmediğine göre, üzülmediği için elhamdülillah dedim. İkinci gelen de dedi ki, haber yanlış gelmiş, sizin gemilerinizde herhangi bir problem yok. Sizin şöyle geminiz hasılat kazanmış, böyle karınız var diye o müjdeli haberi verince yine kalbimi yokladım. Baktım sevinmedi, onun için elhamdülillah dedim diyor. Bakın elhamdülillah denilecek bir halmiş bu. Bu da neyle olur biliyor musunuz? Şimdi
Düşünün mesela, adam holding sahibi. Şurada mahalle bakkalı var adamın aynı zamanda, holding sahibi. Bir de şurada mahalle bakkalı var. Şuradaki mahalle bakkalı iflas etse adam üzülür mü? Gündemine bile almaz. Mevzu bile ettirmez. Kapatın gitsin der. İçindeki malları da dağıtın millete der. Diyebilir yani. Niye? Adamın çok büyük işleri var ya. Onunla niye uğraşsın? Ona üzülecek vakti bile yok. Ya deseler sizin mahalle marketi var ya, küçük market çok kar ediyor deseler sevinir mi? Sevinecek. Ne sevinsin? Adam holding sahibi ya. Mahalle bakkalının, değil mi? Köy bakkalının kazandığında neye sevinir? Kaç kuruş kazanabilir ki köy bakkalı? Ha, niye? Çünkü adam holding sahibi, büyük işleri var. Şimdi bizim gözümüzde dünya aynı o mahalle bakkalı, köy bakkalı gibi olması lazım. Bizim büyük işlerle meşgul olmamız lazım. Ebediyete bakan meselelere kafa yormamız lazım. Çok büyük, çok ulvi mertebelere talip olmamız lazım. Çok büyük alemlere müşteri olmamız lazım. Ha, biz büyük işlerle uğraşırsak, ebediyete talip olursak, o zaman dünyalık kazandığın veya kaybettiğin aynı o holding sahibinin gözünde köy bakkalının kazancı veya kaybetmesi gibi olur. Güler geçersin. Öyle mi ya falan der geçersin. Ama adamın tek sermayesi köy bakkalıysa, başka da hiçbir şey yoksa, değil mi? Orası iflas ettiği zaman adam biter, yıkılır, mahvolur. Değil mi? Kâr ettiği zaman da düğün bayram yapar. Ya bu sene şöyle kâr ettik, böyle kâr ettik. Niye? Adamın tek sevinç kaynağı o, tek üzüntü kaynağı da o ya. Başka yok ki, yok. Yok garibin, yok. Ha, onun gibi adamın tek dünyası var. Dünyalık üzülüyor, dünyalık seviniyor. Başka bir şey yok. İnanın birisine denk geldim. Adam borsaya para yatırmış. Evine ziyarete gittik böyle. Böyle yaşlı bir adam. Elinde kumanda. Karısı dedi ki, ya bu adam dedi bu hale geldi dedi ya. Ekranlarda gördüklerine göre seviniyor, üzülüyor. Seviniyor, üzülüyor. En son kalpten gitti. Borsa yükseldi mi seviniyor, düştü mü üzülüyor. Biliyor musun? Adamın resmen mutluluk grafiğini televizyon belirliyor ya. Böyle düştü çık, düştü çık, düştü çık. Adam en son güp, en son bir çakıldı, bir düştü borsa, bir daha çıkmadı. Şimdi öyleyse şunu alemimize sorgulayacağız, kendimize soracağız. Bizim dünyamızın, bizim iç dünyamızın, bizim manevi alemimizin endeksi nedir? Neye göre seviniyoruz, neye göre üzülüyoruz? Hayatımız neye bina edilmiş? Duygularımızın belirleyici unsuru nedir? Ha, öyleyse değil mi? Alemimizin merkezine rıza ilahi koyabildiysek ne âlâ. Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. Bir, dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba gider. Zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buluyor. Ha, dünyanın ömrü kısa. Şu umumi dünyanın ömründen bahsetmiyor. Şimdi iki insanın iki dünyasından bahsediliyor. Başka yerde okuduk bunu. Aynı Bursa'ya doğru tutulan iki, değil mi? Ayna gibi. Aynanın içindeki Bursa var, bir de gerçekteki Bursa var. Aynanın içindeki Bursa'ya küçücük bir taşın aynaya çarpması aynanın içindeki Bursa'nın kıyametini koparır. Ama gerçekteki Bursa'nın bir taşını yerinden oynatamaz. Demek biz o aynayız. Küçücük bir virüs geliyor, çarpıveriyor. Senin aynandaki Bursa bitiyor, dünya bitiyor, her şey bitiyor, yıkılıyor, kıyametin kopup gidiyor. Bakın ne diyor? Dünyanın ömrü, senin hususi dünyanın, şahsi dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba gider. Zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buluyor. Yani ayrılıkların acısı, kavuşmaların lezzetini, değil mi, yok ediyor, kaybettiriyor. Başka yerde de diyor, zevalin elemi visalin lezzetinden ağırdır. Bir şeye, bir şeyden ayrılmanın acısı, ona kavuşmaktan aldığın lezzetten daha büyükmüş. Bu durumda ona ulaşmak kâr mı oldu, zarar mı oldu? Değil mi? Lezzet mi verdi neticede? En çok acıya, ızdıraba, değil mi, sıkıntıya mı vesile oldu? Acısı daha fazla, ızdırabı daha fazla, ayrılık daha acı. Ha, şimdi bakın, iki, dünyanın lezaizi, lezzetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır.
Zehirli balın özelliği nedir? Dışarıdan bakarsınız. Baldır, iştahınızı açar. Şöyle ağzının suyunu, ağzınızın suyunu akıtır. Yerken tatlıdır, kendinizden geçirir. Ama zehirli olduğu için biraz sonra sizi kıvrandırmaya başlar. O anda hissedemezsiniz. Bakın bütün dünyanın lezzetleri böyleymiş. Haramlar özellikle. 3. Seni intizar etmekte, seni beklemekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın ziynetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Vay be! Şimdi buradan topluyoruz değil mi? Ölünceye kadar topluyoruz arkadaş. Rahmetli hep toplar çarpardı. Ölünce çıkardılar, mirasçılar da böldüler demiş adam. Hakikaten hiç çıkarma bölme bilmezdi adam ömrü boyunca. Hep toplar çarpardı. Hep topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Ne yapacağız? Topladıklarımızı kabrin öbür tarafına hediye götüreceğiz. Halbuki orada geçmiyor. Geçmiyor orada. Buradan Singapur'a gitmiştik ilk gittiğimizde. Cebimizde paramız var. Fakat ben nereden bileyim? Hani daha önce Umre'ye gittiğimiz gibi cebimizde Türk parasıyla gideceğiz. Orada gideceğiz, çevirttireceğiz veya Türk parası olarak harcayacağız. Öyle zannediyoruz. Bir gittik cebimizde paramız var ama ülkede Türk parası geçmiyor. Gittim gösterdim. Para çevirenlere gösterdim. Baktı tanıyamadı. Yok. Öbürü yok. Sordum nereden değiştireceğim ben bunu? Nerede bozduracağım? Dediler burada yok. Buradan ne kadar buraya ait, burada geçerli olanlardan topladık, cebimize koyduk ama oraya gittik dediler ki geçmiyor burada. Ekmeğe muhtaçsın. Allah Allah. Aynı vaziyet ya. Orada aklıma geldi dedim ki ya. Dünyadan da dünyalıkları toplayıp toplayıp gidiyoruz ya. Makamlar, mevkiler, rütbeler, değil mi? Mallar, mülkler, şunlar bunlar falan. Oraya bir gidiyoruz. Zaten götüremiyoruz da. Düşünün hani namımız, şöhretimiz, makamımız onlardan bahsetsek ne derler? Orada diyorlar ki kusura bakma burada geçmiyor. Burada geçen bir şey var, o da salih amel. O da takva, değil mi? O da marifet. Ya bu orada geçmeyen şeyleri oraya taşımanın, oraya götürmenin, oraya götürmek için, toplamak için gayret etmenin bir anlamı yok Allah aşkına ya. Mevzu bu kadar basit, mevzu bu kadar net ama gel de anlat. Ya önce nefsimize. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. 4. Düşmanlar ve haşerat-ı muzırra arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muvazene kabir ile dünya arasındaki muvazenedir. Mahaza Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet etsin. İfadeye bakın ya. Yani sen Allah'ın çağrısına uymasan bile, Cenab-ı Hakk'ın çağrısını duymasan bile, onun davetine icabet etmesen bile bir gün seni kayıtlı ve kelepçeli götürecekler. Vallahi kelepçeli ya. Ellerini bağlıyorlar, ayaklarını bağlıyorlar adamın. Değil mi? Kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edildin, gittin. Artık pişmanlık fayda vermiyor. Artık tövbe geçmiyor. Diyor ki, ha, o seni yakalamadan, o sana kelepçeyi vurmadan, o haydi gidiyoruz demeden sen kendi iradenle ona gidersen, sen onun değil mi secdesine başını koyarsan, ha, onun seccadesine başını koyarsan, onun beytine girer, ona teslim olursan, onun hükmüne boynunu bükersen, geldim ya Rabbi, kayıtlı ve kelepçeli olmadan, kendi irademle, kendi tercihimle geldim ya Rabbi. Ne olur beni affet, beni kulluğuna kabul et diye ona müracaat ettin mi? Kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel. Yani şimdi pişmanlık yasaları var değil mi mesela? Adam gidiyor suçunu itiraf ediyor, cezası yarı yarıya düşüyor ya. Veyahut güvenlik güçleri teröristlere bağırıyor değil mi? Gelin diyor teslim olun. Pişmanlık yasası var. Eğer diyor siz teslim olmazsanız biz yakalarsak o zaman vay halinize. Ha onun gibi. Cenab-ı Hak Kur'an'ında tekrar tekrar bize aynı hitabı yapıyor. Gel diyor teslim ol.
Teslim ol. Tövbe et. Affedeceğim diyor ya. Gel diyor, teslim ol. Vay be. Ama diyor, eğer teslim olmazsan da ben yakalarsam. O teröristin yakalanmama ihtimali var. Fakat bizim yakalanmama ihtimalimiz yok. Her şeyimiz de ona bağlıyız. Onun mülkündeyiz. Nereye kaçacağız Allah aşkına? Kaçacak neremiz var? Ne yerimiz var? Nereler var? Ya. Fesubhanallah. Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazl-ı keremi o kadar büyüktür ki insanlara vedia olarak verdiği malı, hayatı, cismi büyük bir semeniyle insandan satın alır. Ayet diyor ya. İnnallâhe iştara minel müminine enfüsehum ve envâlehum bi'enne lehumul cenneh. Rabbiniz cennet karşılığında nefislerinize ve mallarınıza taliptir diyor. Canınızı, nefsinizi, malınızı çıkarın da verin, terk edin demiyor. Ne demek bu? Ona satmak ise onun rızası dairesinde kullanmaktır diyor ya. Ne olacak ya Allah aşkına? Yani ne demek bu? Yani haramların hepsinin helali var ya. Öyle öyle. Şimdi nikahsız bir araya gelmek, zina, bir sözleşme yapılıyor. Bir nikah, ondan sonra zina olmaktan çıkıyor. Nedir bu? Aynı. Ama bakın, Allah rızası yolunda. Onun izni oldu mu helal oldu. Aynı. Ha, şimdi nedir? Bütün haramların helali var ya. Bütün haramlar. Hepsinin, her çeşidinin helali var. Şimdi onun rızasına girdin mi helal oluveriyor her şey. Ama ona isyan bayrağını çektin mi, ha, ev değil mi? Ruhsatsız araba oldu mu adam yakalıyor hemen hırsızlık mal diye. Halbuki ruhsatı yanındaysa ruhsatını gösterdin mi? Aynı araba. Bir tane kağıt. Bir kağıt parçası seni değil mi? Araba sahibi yapıyor. Onun gibi bakın, iman ya, iman bu kadar basit. İtaat bu kadar basit. Her şey o zaman dünyada güzelleşiyor ya. Ya. Eğer insan o malı temellük edip Allah'a satmazsa büyük bir belaya düşer. Temellük etmek demek, adam ne diyor? Benim hayatım değil mi canım? Kim karışır? Bu hayat benim, bu cisim benim. Keyfimin kayası mısınız diyor. İstediğim gibi yaşarım. Hayır. Bu hayat senin değil. Nereden aldın bu hayatı? Kaç para verdin? Nereden buldun? Bu vücut senin değil. Kaç para verdin? Sen mi yaptın? Nereden buldun? Öyleyse ha, senin olmayana temellük edemezsin. İstediğin gibi kullanamazsın. Madem emanettir, emanetin kuralı, emaneti sahibinin rızası dairesinde kullanacaksın. Senin olsaydı istediğin gibi kullanırdın. Senin olmadığından. Şimdi değil mi, adam sana bir emanet arabasını vermiş. Diyor ki şehir dışına çıkmayacaksın kardeşim. 80'i geçmeyeceksin. Şunu yapmayacaksın. Ya ben ne karışıyorum arkadaş. İstediğim yere giderim. İstediğim hızı yap. O zaman kusura bakma. Araba benim kardeşim. İn. Demez misin? Niye? Çünkü senin emanet ya, bu emanet. Emanete nasıl böyle bakar? Emaneti emanetin hükmüne göre sahibinin rızası dairesinde kullanabilir. Kırmızı çizgileri var. Cenab-ı Hak da gözü vermiş, diyor ki şunlara bakacaksın, şunlara bakmayacaksın. Ya istediğime... Hayır, kusura bakma, bu göz senin değil. Kaç kuruş verdin? Nereden aldın? Göz onun. Bu dil şunları yiyecek, şunları satmayacak. Bu kulak şunları duyacak, şunları duymayacak. Bu baş Rabbine secdeye gidecek, başkasına gitmeyecek. Değil mi? Emanetin hükmü budur. Emaneti sahibi hakikisine sat. Emanetin sahibi emaneti satın alır mı ya? Ama Cenab-ı Hak diyor ki sizde olan emanetimi bana satın diyor ya. Ticarete bak arkadaş. Normalde emanetin sahibi ver, bu zaten emanetti sende, benimdi der, alır. Ama diyor ki cennet karşılığında nefislerinize ve mallarınıza talibim diyor ya. Şimdi bu ticareti yapmayan bir adam akıllıyım diye gezmesin arkadaş. Böyle bir ticaret var önümüzde ya. Adam 3 kuruşluk bir ticaret yapmış da aklımı seveyim, şöyle akıllıyım, böyle düşünürüm. Kurnaz adamım ben, şuyum buyum. Allah aşkına şu ticaretten haberi olmayan adam kurnazım diye geçinmesin. Kurnazlık budur işte. Faniyi vakiye çevirmek, ebediye talip olmak, ahirete değil mi talip olmak, müşteri olmak. Rabbim nasip etsin inşallah. Ya
Eğer insan o malı temellük edip Allah'a satmazsa büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı uhdesine almış oluyor. Halbuki kudreti taahhüde kâfi gelmiyor. Çünkü arkasına alırsa beli kırılır, eliyle tutarsa kaçar tutulmaz. En nihayet meccanen fena olur gider. Yalnız günahları miras kalır. Şimdi gençliğin lezzeti gidiyor, keyfi gidiyor, sağlığı gidiyor, sıhhati gidiyor. Geriye, değil mi? Haramda, günahta gittiyse geriye faturası kalıyor günahları. Dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde tövbe edilmediyse karşımıza çıkacak, bizi bin pişman edecek günahlar. Rabbim muhafaza etsin. Ya geriye günahları kalıyor. Şimdi öyleyse, şimdi hazır fırsat elimizdeyken, vakit geçmeden tövbe edelim, istiğfar edelim, Rabbimize itirafta bulunalım. Bizi inşallah, değil mi, şu Ramazan-ı Şerif'in arkasından tertemiz, inşallah böyle günahsız bir vaziyette huzuruna kabul etsin. Günahsız bir vaziyette inşallah, değil mi, davasında istihdam etsin. Son nefesimize kadar onun dinine, onun davasına hizmet edelim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim kabul etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.